Mimar varmış aramızda. Efendim, verebilir miyiz? Siz de mimarsınız. Abi burada ama... Yo, dolandırıcı. Hangi okuldan mezunuz? Mimar Sinan. Siz nereden mezunuz? Ya ben aslında mimar değilim. Allah Allah, Allah Allah. Arkadaşlar sizi rakip komedyen mi gönderdi buraya? Ne yaptı? Anlamadım ki ya. Çimen. Hoş geldiniz, teşekkürler. Hoş geldiniz. Cem Hoca, Cem Çelik bizle, Profesör Doktor. Kendisini tanımıyor olabilirsiniz belki şu anda ama bizim bebek tüp bebek ya. Yakında hepiniz tanıyacaksınız. Bizim o nakil işlemini yapan hocam. Önce onunla bir konuşmak isterim. Mikrofonunuz var mı? Bugün benim sana bir sürprizim var. Seslerden anladım. Önce onu konuşalım. Sen de niye bir zeki oluyorsunuz profesörler ya? Şimdi konuğumuz yok demiştik. Yayınlarda öyle paylaştık ama bir konuğumuz var. İnşallah bilmiyorum kendisi zor ikna ettik ama. Evet, konuklu bölüm bu. Herkes konuksuz diye geldi. Normalde bir liste konukların ismini yazıyoruz ama onun ismini yazmadık. Ben demiştim. Ha, çok kötü bir fikir demiştim. Evet. Şimdi. Scream geliyor. Evet, Scream filminde maskesini çıkarıp gelecek birazdan. Hocam seni öyle ayakta bıraktık ama gerçekten değecek. Bekle, yani bekle, o nereden nereye geldiğini şimdi göreceksin. Tamam. O korkuyorsa şeyden gelsin. Normal getir Serpil. Normal getir. Serpil. Ulan program tutsun diye eski karım geldi, çocuğum geldi, babam geçen hafta geldi. Bunu yapan doktor geldi. Bunları başına sarıp. Evet, evet. Fazla. Bu proje için benim hayatım bitirdi, farkınız ne? Benim özel hayatım kalmadı yani. Çok hoşuma gidiyor senin özel hayatın. Arkadan da gelebilir. Gel, gel aşkım, gel. Evet. Evet. Neden çocuk sahibi olmamalıyız isimli panelimize hoş geldiniz. Evet hocam, buradan tüp bebek sahibi olmak isteyen kişilere mesajımız olsun. Siktir edin. Evet. Okey sponsorluğunda programı devam et. Evet. Neyse o şey toprak. Normalde hiç böyle değil. Evlerde oluyor ya. Çok mesela, özel bir çocuk ondan çok özel. Hocam çok özel bir çocuk. Bir şey söyleyeceğim. Siz ne kattınız? Bu çok özel oldu. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi yetişkin insanlarız. Uygun siper mi? Yumurtayla dölleyerek laboratuvar ortamında yani seks yapmadan... Nasıl başladı programa? Şimdi eğer ki başka bir sperm seçilseydi, toprak başka bir toprak mı olacaktı? Tabii başka bir toprak olacaktı. Sana benzemeyecekti. Hocam zaten benzemiyor. Yani ben onu soracaktım. Hayır, daha kaliteli bir sperm olsaydı mı benzemeyecekti? Yok. Ha, ben yanlış anlamışım. Sen neyi sordun? Kalitesiz mi seçmiş? Hayır. Niye... Daha hareketli yani. Olabilirdi, daha az hareketli olabilirdi. Hocam az hareketliyi seçeydin ya. Niye onun en böyle, benim bir tane hatta şey... kucağına da mı gelmiyor Serpil? Anaokulu tamam. Öğretmeni var aramızda. Bence o yardımcı olabilir bize. Yok, bence onun değil. Bence yanında eter olan var mı? Hocam hızlı bir bayılma sıkıntı yaratır mı acaba? Bu arada ben her gösterimde bu tüp bebek mevzunu anlatıyorum ve her gösteren sonra birkaç kişiye adınızı veriyorum. Teşekkür ederiz. Daha henüz gelmediler ama gelecekler herhalde. Ama genelde 5-6 çocuğu olanlara söylüyor. Öyle çok işe yaramıyor. Sen ne istiyorsun? Bir daha gelirsek bir daha yardımcı olsun anlamına mı yani? Yok, geri alır mısınız bunu diye. Öyle bir umut bebekte öyle bir hizmet var mı? Gel. Serpil sana götürebilir, zaman götür. Küsmüş. Tamam. Cem hocam sana birazdan geliriz, tekrar konuşuruz. Çok kötü, çok yanlış bir tercih oldu. Evet. Kimin çocuğu var? Sizin. Çocuğunu evde bırakıp gelen kerizler gibi. Normalde getirilir buraya. Aklıma. Çocuk nerede? Evde babasıyla. Biz de işte babasıyla yapmaya çalıştık ama olmadı. Sen babasını bırakıp nasıl geldin? Babası demedi mi? Bir de büyük var, 9 yaşında. İşte aklı gidiyor, anladın mı? Annenin ikili çocuğundan sonra... İnsan çocuğun arkadaşı seçemiyor ki. Parkta daha sen normal bir insandın. Niye böyle oluyor? Cem Bey 9 yaşında. Hayır, daha zor. İki çocuğa bakıyor. Ha baba. Evet, kendini kaybetmiş. Hocam bak nelere mal oluyor senin yaptığın işler. Sen sonrasında karışmıyorsun tabii. Çok güzel. Sinirleri bozulmuş ama. İki tane çocuk zor. Bir de babayı görmek lazım. Hala hayattaysa. Kendi astıysa lan. Çocuklar, ben de çocuklar babaya bakıyor anladığım kadarıyla. Çok zor ya. Sen bir nasıl ikna ettin ben anlamadım. Hakikaten. Yani iki tane çocuğu sen bırak, ben eğlenceye gidiyorum. İşte sık sık yapıyorum. Sık çıkacaksınız. Ay bir de çocuklardan kurtulup gelip çocuğun yanına geldi. Çocuk çok zor ya. Abi.
Hatıraları depreşti yavrum. 40 yıldır çocuğu yok, bırakıp ben, eğlenmeye gidin dedi. Gene çocuk belasına karşı karşıya. O kadar iyi anlıyorum ki şu anda senin sinirlerin bozulmuş. Çocuktan artık yani böyle ağlamaları, uyumamaları falan değil mi? Şimdi evet. toprağa baksana biraz sana. Sizi bu arada söyleyeceğim. Parkta gördüm. Süper babasınız. Süper baba oldun belli. Evet. Ay, kaydaktan kayıyorsunuz, salacakta sallanıyorsunuz. Sen sonra bebek arabasına binip gittiniz. Kaydaktan kayıp bebek arabasını... Bebek arabasını Cem mi bindi? Çocuk, onu mu itiyor? Oğlum yıllardır binemiyorum ya. Senin de çocuğun çok tatlıydı. Zaten her çocuk çok tatlı değil evet. mi? Tatlı olmayan çocuk yok. Doğru. Zaten Serpil'i de çıkaracaktın da işte toprak durmayınca program tutsun diye çıkarmamız kalmadı. Yakında ölü dedemi falan çıkardı. Geçen sene dedeciğim ne diyorsun? Var mı ölümden sonra hayat? Ne diyorsun var? Reyhan'ın var mı? Onunla ilgili bir... Ve dedemin imamı da geldi bana konuşuyoruz zaten. İmam bir anda yıkıyor hortumla. Hortumla mı yıkıyor imam? Şimdi bu ölümden sonra yaşamla alakalı birçok... tıp insanı, bilim insanı araştırmalar yapmış. Bir tane Fransız bilim adamı yıllar yıllar evvel bir insanın ölümünden sonra beyninin 7 saniye daha çalıştığını iddia eden bir şey varmış, bilim insanı. Ne olmuşsa bir ceza almış, başını giyotinle keseceklermiş. Bu da asistana demiş ki benim başımı kestiklerinde öndeki sepete başım düşecek. Sen de o sıra bana bak, eğer 7 saniye daha beynim çalışıyorsa sana göz kırpacağım demiş. Hmm. Ve adamın kafasını kesmişler, kafa sepete düşmüş. Bu da şeye göz kırpmış. Kırpmış. Tam orada çocuk ağlamış, herkes oraya bakmış, görememişler gibi olsa. Kırpmış fakat 7 saniye sonra. Fazla şaşırmış gibi yapmam ona. Hayır, bilmiyordum ben bunu bilmiyordum bu hikayeyi. Bilmiyor musun? Bunu hikaye bilmiyor musunuz? Yani ne olacak şimdi öldükten sonra da sinir sistemimiz mi çalışıyor? Her yerimiz mi hareket ediyor? Şimdi mesela İbrahim Tatlıses de biliyorsun çok bir kaza derken kurşun. Sonra biliyorsun iyileşme sürecinde ilk yaptığı şey çocuk oldu. Ha, 7 saniye yaptı. İçinde de hemen. 7 saniye değil kanka. Hepsi her şey 7 saniye çalışmıyor. Senin aklın neye gidiyor? Senin zaten normalde bu halinde 7 saniye zaten. Yani sen canlıyken 7 saniye, ölünce daha meni tutma. Bana diyene bak. Hocam doğru mu diyor? Yani arkadaş... Onu... Aramızda anaokul öğretmeni varmış ama nerede? Ya bir şey soracağım bak sana. Bizim oğlan da kreşe gidiyor. Geçen de videosunu atmışlar bize. Herkes dans ediyor. Bizim oğlan burnunu karıştırıyor köşede. Buraya kadar yani bir hayal kırıklığı zaten yaşadık ama onu atlatabilirdik ama... Ben sonra şunu düşündüm. O öğretmenin onu da... arasına sokması gerekmiyor mu? Hadi oğlum sen de dans et. Bütün gün böyle takılıyor bizimki de. Yani biz de para veriyoruz. Yani evet tabii. Bizimki hiç dans edemeden geliyor eve. Yani öyle durumlarda genelde hani bireysel alıp onunla dans ediyoruz. Ama baktık hani hiç istemiyor çocuğu da zorla dans ettirmiyoruz. Ama tamam. Ettirin para veriyoruz o kadar. O da işte yani. Arkadaşları bir ediyor oğlum yani. Yazık da 350 lira veriyor oğlum. Siz kaç özel para? Özel değil mi sizin? Değil. Kaç para veriyorsun? Ben bunu çok şey... Bu konuda yani çok şeyim ben bu konuda, hassasım. Bilmiyorum, özel gönderenlere çok kırgınım. Çok yüksek para veriyorlar abi. Evet. Ya 3 yaşında bir çocuk ne öğrenebilir ki? Mantığıyla ben bakıyorum olaya. Ama biz ne yapıyoruz? Sizinki özel değil mi? Biz de özel gönderiyoruz. Bazen toprak oynamıyor, ben oynuyorum. Oyuncaklarla. Geçen valla bayağı eğitmeniyle oturup karşılıklı şey, legolarla oynadık. Zaten bebek arabasıyla giderken görmüşler seni. Sağ onu da söyledin ya Allah kahretsin. Bir de komşucuk, bir de komşuyuz. Evlilik var mı? Evet, evliyim. Çocuk? Yok, yeni evliyiz. Yeni evlisin. Peki nasıl olacak? Şimdi başkaları... Hiç bilmiyor bu işleri. Hocam bir anlatsa bir daha. Hayır, başkalarının çocuğuna bu kadar iyi gösterip daha sonra anne olduktan sonra... Oradaki şey nasıl olacak acaba? Onunla ilgili bir şey düşünüyor musun? Kendi çocuğuma da daha ilgileneceğim, daha hassas olacağım. Ondan da aidat alacağım falan. Yok, onunla o kadar ilgili olmayacağım. Yani çünkü şey... Çok ilgili olunca daha ne bileyim şımarıyor çok hassas mu? Oluyorlar her şeye. Biraz salmak gerekiyor. Ama senin yüzünden böyle şey akıyor. İyilik akıyor yani. Ya, bırakırım ben ederim. Sana çocuğumu. Nerede anaokulu? Acıbadem'de. Bırakamam. Ama metroya yakın. Bırakı da alamazdım. Çocuğu metroyla mı göndereyim yavrum? Ben gelmem. Oğlum bak çocuk şuraya çıkaramadık. Metroya nasıl göndereyim? Hocam bırakıyorum. Acıbadem'de alıyorsan aldın. Almadın artık. İBB düşünsün diye. Suat abicim geçmiş olsun bu arada. Hoş geldin. Canım benim. Suat abi gitmiş olsun. Eşiyle gelmiş. Korona oldu ama tam geçmedi ama olsun iyi görürüz şimdi. Cem'cim dün korona oldu. Son öksürüklerle atarsın onu. Öndeki ama Cem Hoca'yı öksürmedi ha. Arkadaşlar hiç bilmeden gelen var mı? Ben çok tanımıyorum aslında. Eşim sizi daha çok izliyordu. Ben de tabii, onun sayesinde tanıdım. Tabii takip etmiyorsunuz tabii evet. Instagram'dan. Yok. Kimleri seversin mesela? Kimin şovunu izlersin ki? YouTube'da nelere bakarsın? Dizi izliyorum genelde yani çok böyle... Televizyon dizisi? Evet daha çok. Mesela?
Yani yerli, yabancı, karışık. Yerli, yabancı, karışık olan izlerim. Cem'e bakıyorum, siyahi var, Türk var, İngiliz, izlerim, açık. Yani mesela, yerli dizilere de bakıyorum, yabancı dizilere mutlaka de bakıyorum. Mutlaka izlediğim bir dizi vardır. Yani yerli olarak Masumlar Apartmanı diyeyim. Masumlar Apartmanı seviyorsun. Az önceki çekimimizde Masumlar Apartmanı'nın en önemli oyuncusu hatta. Senin oturduğun yerde oturuyordu. Evet. En önemli geçirmiş. Oyuncusu. O evet. Kalktı, sen oturdun. Vallahi. İşte Çimen böyle program. Ya. Ya. Bizi iyi tanı. Oteldeki resepsiyonist. Arkadaşlar Çimen'den bahsediyoruz. Ezgi mola mı gelecek ama? Böyle hanımımla, beyimle, sevgilimle ya neredeyse her şeyimiz aynı be birader. Aynı. Diyen var mı? Ya ruh ikizi diyemeyiz ama hoşlandığımız şeyler genelde çok benzer. Biz ilk tanıştığımızda, ilk tanıştığımız gün. İsmin neydi bu arada? Adım Meltem. Meltem i̇lk bu arada YouTube'da yayınlandıktan sonra yorum yapıyorsunuz ya. Tek tek altına küfür ediyor, dikkat edin. sen kendine bak, yelloz falan yazmıştın en son. Hayır öyle bir şey yok. Gayet medeni yapmıştım o yorumları. Yelloz demedi sadece. Çünkü Frankfurt'ta çift çok itici falan diye yardırmışlar bizimle ilgili. Kız onlara takılma, burada ameliyatım var diye maske takmıyordum. Maske takmıyorsun, Allah'ın belası falan yapmışlar, yardırmışlar yani. Sen bize neler diyorlar sen? Ne kadar zormuş ya. 2 dakika çıktım yani, bir sürü yorum yapmışlar. Sizi tahmin edemiyorum evet, yani kimleri evet. Neler söylüyor. Ya zaten. Bana adam geçen şey yazdı. Abi Çimen'i çok seviyorum. Yayınlandı mı yazdı. Cevap vermedim. Yayınlanmadım, oç yazmış. Oğlum bir dakika ne oldu lan bir dakika? Ya niye ben oç oldum ya? Ha sen ona takıldın. Ben yayınlanmamıştım. Sen nereden aldığını mı anlamadın? Biz erkek arkadaşımla tanıştığımızda 1,5. saatimizde falan nasıl şey dedi, Mesut Süre'yi falan biliyor musun dedi. Ben de Mesut abiyi izliyordum, sizi izlemiyordum o zaman. Biliyorum dedim, aa ne kadar güzel falan diye bana bir aşıladı. Mesela bugün Çimen yayınlandı, akşam yemeğinde Çimen kesin izlenir. Ya, hafta sonu ilişki testi izlenir falan. Sürekli sizi izleyerek veya işte evet. Şehirler arası tren seyahatlerinde hep şey dinliyoruz. Podcastleri dinliyoruz falan. Eyvallah. Bu arada zabıt katibi varmış. Ben çok merak ettim. O mesleği tam olarak... Zabıt katibi? Ay, siz misiniz hanımefendi? Ya şu mesleği hep böyle şakada kullanıyorum ama yani tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Mahkemelerdeki, benim aklımdaki o, yazıyor. Doğru. Ha, ben Ağır Ceza Mahkemesi'nde çalışıyorum ama heyetli bir şekilde çalışıyoruz. Arkamızda 3 tane hakim, 1 tane savcı oluyor. Onlar kürsüde oluyorlar. Heh. Biz de önde bilgisayarda, onlar ne söylüyorsa... Birebir mi yazıyorsun, başka bir dilde mi yazıyorsun? Birebir hepsini yazıyorsun. Sen birebir nasıl hızlı yazıyorsun ki? Evet. Onun ben bir onlar şeyi var zannediyordum. Onlar bir süre sonra alışıyorsun. Bir de eğer mesela tam cümleleri anlamazsan kendin de kafana göre... Wow, adam idam ediliyor lan orada. Ne kadar önemli ya. 35 yıl yanlış yazmış, gelmiş yanmaz ya. Öbürüne de 5 yıl vermiş bezemekler, anlaşsınlar aralarında. İkisi 20-21'de. Zaten... Dinlemiyor böyle. 3,5 mu, 35 mi? Virgül nereden bunu koyayım ya? Neyse, o... Hayır, bazı kelimeleri çok eski Türkçe kullanan hakimlerimiz oluyor. Tabii. Onu anlamayıp daha güncel bir Türkçe'ye uyarlayıp yazabiliyorsun. Onu çok sıkıntı etmiyorlar. Mesela ilk başlayanlar işte sinkaflı küfür falan biz bilmediğimiz için... Hani ben ilk başladığımda sinkaflı küfür değil de direkt hani ana avrat sövüyorsun ya... O şekilde biz yazıyorduk normalde. O yazma diyor. Hayır yazma demiyor. Bazıları kibar oldukları için birazcık sinkaflı küfür etmiş yaz diyor. Mesela hakim şöyle mi kritik veriyor? Senin ismin neydi? Dilara. Ya Dilara burada kalıbını sikeyim demiş ama onun biz... sinkaflı olarak şey gibi. Öyle mi oluyor? Direkt bütün küfürleri onlar söylüyorlar. Biz de yazıyoruz o sırada. Birebir. Ama... Tabii. Peki şöyle bir şey olabilir mesela. Sen yazıyorsun. Dalağına siktir belirtildi. Dalağını... sikti. Hakeme bak. Sikti yavrum, sikti. Yani sıktı yazın, düzgün ya. Dalağını sıktı diye adama idam mı vereceğiz? Dalağını sıktı diyor. İşte o kadar anlamadığımız zaman sinkaflı küfür yaz falan diye geçiştiriyorlar. Eyvallah, ne güzelsiniz ya. Vallahi çok enteresan bir işim vallahi var. Böyle işini çok... Öğrenmiş olduk ama zabıt kağıtları. İşimi çok seviyorum. Bir daha dünyaya gelsem gene bu işi yaparım diyen var mı? Aa ne güzel, bayağı parmak kalktı. Ne efendim meslek? Yazarlık, geleceğim. Gemi kaptanı mısın? Sen gemi kaptanı mısın? Ben yazar yani. Uzak kaptanı. Yol gemi kaptanısınız. Evet. Siz bu narinlikle. Evet. Gemi böyle incecik küçük pembe mi? Yani dünyanın en büyük gemisini dünyanın en uzak yerine götürecek ehliyetim var. Ooo bir o kadar da yerde var diyor. Çok güzel. Valla bravo. Ben ne kadar şıksınız anlamında söylemek istemiştim. Şimdi yok yok. Ben o gemiyi sizin götünüze sokarım diyor. Kalktın ayağa yani. Öyle kalktı ayağa. Yani. Düşünsene ben böyle sahilde çay içiyorum. Burada bir gemi. Bu da bu. Ne oldu? Narindik, pembeydik ya. Allah Allah. Aynen.
Aynen ya bu böyle hayalini kaç metre olan... falan onu anlatın, hayalini kuralım. Yani hayır, şimdi Rize'de doğup büyüdüm. İşte mahalledeki abiler hep böyle beyaz üniforma falan. Çok acayip hoşuma gidiyor. İşte ben de gemi kaptanı olacağım ama o zaman kadınları almıyorlar tabii. Bahsettiğim 22 sene önce. Kadınları almıyorlar yani, ticari bahriyeyi almıyorlar. Askeri bahriye de var da. Sonra işte herhalde Allah duydu ve kadınlar alınmaya başlandı. İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunuyum. Belli bir süre tabii dünyayı gezdikten sonra şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nda kendi mıntıkamda gemilerin yüzebilirliğine karar veriyorum. Ya artık level atladım. Sen bakanlık çalışanısın. Evet, şu an Ulaştırma Bakanlığı. Gemilerin yüzebilirliğine karar veriyorsun. Şu Ambar Liman Başkanlığı'na gelen bütün gemilerin kalkışlarının uygun olup olmadığına karar veriyorum. Sen kimsin ya? Uygun değil dersen. Bir tek gemiler de değil, 7 tane liman tesisim var. O Haramidere'deki akaryakıt terminalleri. Kalk gidelim, seyircimize ağır geldi abi. Abi ben bir dakika, bu 7 tane çok büyük milyar dolarlık işlem hacmi olan limanlarında işletmeye açık olup olmayacaklarına karar veriyorum. Türkiye'deki tek kadın benim yani, bu işi yapan. Ne övdün be kendini ya. Kalktığından beri övüyorsun kendini. Senin bu Türkiye'deki tek kadın benim yayınlayacağız. Merhaba, Türkiye'deki tek kadın benim. Hadi bakalım bak, top bizde hadi. Hadi, kurgu bizde. Çok kaptan var ama gemi denetim uzmanı. Allah yani çok yalvardım, tek kadın ben olayım diye. Bir gemiye çıkıp ben denetleyen kadın benim yani. Evet. Tamam. Biz zaten kadın... Senin için çok zor olsa gerek. Ama bu tabii çok gurur verici yani. Çok gurur verici. Çok gurur. Sen herkes gurur duymuyor. Gurur duymaz istersin ya. Gurur duyuyoruz. Herkes gurur duysun. Bu geminin yüzebilirliğini sen şey diyorsun ya... Yüzebilir dedin, sonra battı. Nasıl ne anlıyorsun? Yapacaksın? Nasıl anlıyorsun yani? Tabii 7 saat kadar denetliyorum. Tamam, 7 saat denetledin, giderken... Neresine bakıyorsun yani? Bütün ne olur? Bütün emergency ekipmanları kontrol ediyorum. Bir kaptanın... vazifesini yapabilecek düzeyde olup olmadığını... Kaptana da şey mi gidiyor? Kaptana da bakıyor. Kaptana da ben bununla devam edemezsin dersem onu orada indirirler. Kaptanı. Deniz atıyorlar aşağıya. Bu ne? Siktir gidin, bu beceriyoruz ya. Göründü benim ayağımla bile ben götürürüm bu geyi. Ben ilk kadınım, ilk. Kalkabilirsin demeden kalkamıyor işte. Vay anasını. Hanımefendi biz de kalkabilirsin diyoruz, gene kalka. Biz de yaşıyoruz o sorunları. Şimdi... ne olur siz kalk... Kalkma dediniz dedi ama ki, kalktı. Oğlum sapıkları sizi. O zaman ben rekorumu söyleyeyim. Bir gemi... Rekor mu? Bir dakika. Kaç gün olay başı boyutlara geldi. Yani kaç gün kalkamadı. Gün mü? Hanımefendi bir de şimdi... bu gemiler kalkmıyor. Olmadı gene de kalkıyor mu lan? İsim... Aşkım! Sen. Gel benim oyum, gel. İkna olmuş en sonunda. Allah! Oğlum geldin nihayet ya. Oh be! Toprak! Aşkım, sen buradaki abilere, ablalara el sağladın. Öpücük gönderdin mi? Öpücük gönder bakayım. Normalde gönderir falan diye. Ay, el sağladın. Nah yap amcalar. İlk bunu öğretim. Toprak, sen burayı sevdin mi aşkım? Sevmedin, tamam. Yine ağlayacak Serpil, abi. Serpil, sen de gel istersen gel, biraz. Gel Serpil, gel. Bir merhaba gel, de. Gel vallahi gel. Gel. Hocam, böyle sarıldık. Şimdi böyle üç kişi olduk biliyorsun senin sayende. Tamam aşkım. Sen maske indirsene. Güzelliğini görsünler. Neyi kaçırdığını görsünler. Senin de ilişki testinden zaten tanıyorlardır. Biliyorsunuz biz Serpil'le ilişki testinden sonra boşandık. Toprak, tamam sen bak aşkım. Bu nasıl program ben anlamadım ki. Serpil gene bana bıraktın, sağ ol. Toprak nasıl burada abiler, ablalar? Güzel mi? Tamam. Anne sen istersen götür. Tamam, teşekkür ederim. Beni de götürüyor. Yazar arkadaşımız vardı, onunla başlayalım ikinci perdeye. Yazar kalkıp... değilmiş. Yazar şey... değilmişim ben. Eşiniz mi söyledi? Öyle söylediğim için de herkesten çok özür diliyorum. Niye? Yazar değilmiş. Ya ben yazı yazarak para kazanıyorum. Yazar deyince aklı sürekli kitap yazan geliyormuş. Eşim sürekli uyarıyor beni o yüzden. Kitap yazmıyorum ben. Ne yazıyorsunuz hocam? Saçma salak internetteki o bilgi almak için hani arıyorsunuz da işte Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçta? Galatasaray maçı kaçta olduğunu merak ediyor insanlar. Binler falan diye böyle 6 sayfa devam eden şeyler var ya. Onun kripto parayla alakalı olan sikko şeylerini yazıyorum ben. Bir şey söyleyeceğim. Ama inanılmaz üşeniyorum işimi anlatmaya.
Ya bunu ne diye anlatacağım? Yazar deyip geçiyorum. Bu şey yüzden. Senin tüm ülkenin küfür ettiği var ya. Hani Fener Galatasaray maçı kaç? Fener Galatasaray maçı kaçtı mı? Herkes Fener Galatasaray kaçtı onu merak ediyor. Kaçtı onu öğrenmek istiyor musunuz? 6 tane reklam. Ta aşağı iniyorsun. Vay amına kodum maçı kaçta ya? Ya kripto para aldım. Abi şöyle bir haber gördüm. Ama tıklıyorsunuz. Suç bizde değil ki, tıklıyorsunuz. Tıklamayın. Tıklattırmayın. Tıkladığınız için de bize para veriyorlar, biz de kazandığımız için devam ediyoruz. Ama sen orada doğruyu yazsan biz ona tıklayacağız, onu izleyeceğiz. Ya gene tıklayacağız abi. Tamam, doğruyu yazan adamlar da var, onun yerine biz çıkıyoruz, bize tıklıyorsunuz, biz para kazanıyoruz. Ben bu kadar suçlu ve güçlü görmedim yani. Sen web sitelerinde kripto para ile ilgili yazar yazıyorsun. Buna da yazar denilebilir. Niye denilemesin? Yazar deyince kitap hanım yazan kızıyor. Kişi akla geliyormuş diye. Hanımefendi ne diyelim mesela işinize? Kolpacı, nasıl yani? Siz ne istersiniz? Olabilir. Ya normalde metin yazarı diye kendi adlandırıyor ama burada uzun uzun açıklamamak için direkt yazar dedi. Hani yazar deyince çünkü insanın aklına kitap yazıyor diye geleceği için. Teşekkür ederiz. Mimar varmış aramızda. İşimi bıraktı. Abi verebilir miyiz? Siz de mimarsınız? Ben yazdım. Abi burada ama... Yo, dolandırıcı. Yok. Peki... Beyefendi de mimardır. Yani iki mimar var. Abi bundan ne kadar emin olsun? Ben yazdım. Hanımefendinin tamamen yalan. Nerede? Yazmak istiyorsanız size verebilirim. Seyirci birbirine girdi şu anda. Abi. Adam dönemiyor korkudan. Bir de kadına denk geldi ya, dönemiyor. Tamam, siz hanginiz, de mimar. Hanginiz daha kalıcı eser yaptıysanız bizim için o mimar. Ben eser yapmaktan vazgeçtim. Satış işine geçtim. Yani aslında mimar ve satış temsilcisi olarak şu anda devam ediyorum mesleki hayatımı, öyle söyleyeyim. İki mimar denkken de birbirine çok sıcak olmuyorlar. Ben öyle hissediyorum yani. Birbirini çok iyi tanımayan iki mimar aynı ortamda bulunduğunda kim daha iyi mimar? Olabilir tabii. Değil mi? Yani var o değil mi mimarlar? Biraz daha çok şey, okulların nasıl bir anlayışla hani eğitim verdiğiyle ilgili bir... Hangi okuldan mezunuz? Mimar Sinan. Mimar Sinan. Bir mimar diğer mimarı beğenmiyor gibi bir şey mi var hakikaten? Siz nereden yani mezunuz? Ya ben aslında mimar değilim. Allah Allah. Allah. Bu durumda ben doğrucu çıktım galiba. Arkadaşlar sizi rakip komedyen mi gönderdi buraya? Ne yaptı? Anlamadım ki. Ben mimardım, ben yazdım 2 dakika sonra. Vallahi bıraktım. Eski sevgili mimardın. Ha, tamam, sen de o zaman mimar oluyorsun. Eski sevgilin nereliyse sen de oralısın gibi. Abi ne alaka? Sen ilişkinin mimarı mısın abi? Bunu oradan bir şey yapıyorsun. Yuvayı erkek kuş yapar misali. Dün işte meslek sordular. Ben de çalışmıyordum. Arkadaş dedi ki sevgilinin mesleğini yazdı. Ben de onu yazdım. Abi hem mimar değilsin, hem de oraya yazılan mimarı gerçek bir mimar varken üzerine alınıyorsun. Bizi böyle mal gibi bıraktı kıza karşı karşıya ya. Ne iş yapıyordun sen, şeyi söyledin ya? İşsizim. Ha sen iş... Abi ona ses de işsizim. Verebilir miyiz, bir konuşalım işsiz abiyle? Ben normal satın almacıyım inşaat firmalarında. Hı hı. Çalışmıyorum şu an. Pandemiden dolayı yurt dışına çıkamıyoruz. Ondan öyle. Arkadaşım dedi meslek yazman gerekiyor. Dedim mimar yazayım bari dedim. Eski kız arkadaşım mesleği tanıdık. Hayatım biz devlet dairesi değiliz yani, burada hani zorunlu TC kimlik yazmamışsınız. Biz sadece şey yani tanışalım. Ama o da öğrendim diyor şey. Ben de eski kız arkadaşım, baka baka ben de öğrendim diyor. Hatta mimarlık böyle baka baka öğrenilecek bir iş. Galata Köprüsü'nü ben yaptım diyor. Şimdi var mı sevgilin? Yok. 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 Ha, bir daha baktı. Evet, yok. Peki akli dengede o yüzden işsizim yerinde kanka. Yani sevgilin var mı valla? Kaçta çıktım evden ben? Hocam isim neydi? Alp benim ismim. Alp. Alp'e bir soru soralım mı? Alp, belki fanusu sen kazan ya. 7. 7. Bence o 7 değil ama orada bir şey. Ya 7 7. Tamam. Seksi olmak için ne yaparsın? Konuşmak dışında. Mimar olurdum herhalde. Sen niye mimar o kadar büyüttün gözünde ya? Bu kız seni terk mi etti, ne yaptı ya? Aynen. Vallahi mı? Niye bıraktı acaba? Sen bir şey yapmışsın gibi ya. Sen hep dönün etrafında oğlum. Sanki yani böyle bonsaisten adamlar vardır ya, böyle polis geliyor mu diye. Hep böyle bir... Söyleyeceğim cevapları sonra YouTube'dan karşıma çıkacak diye korkuyorum da ondan Allah Allah. Dolayı... İzlemezsen çıkmaz. Yok arkadaşlar... arkadaşlar gönderir. Biz yayınlarız. Ne olacak ki? Özel bir şey mi? Ayrılma sebebimiz mi? Evet. Olmayacak bir ilişkiydi. Arkadaş ortamımızda sonra... Olmayacak bir ilişki derken? Arkadaşlar bir şey dönüyor, söyleyin ya. Vereyim mi arkadaşa, o daha iyi anlatır. Tamam, ver bakalım. Bu gerçek mi? Bir, yani bir yani insandan mı bahsediyorsun? Her şey gerçek, evet. İşsiz. Hayır, şey yani. Olmayacak bir ilişki derken neydi yani? Ya zıt karakterlerdi. Başlamayın dedik, başladılar. Ne kadar sevgili kaldılar? Birkaç ay herhalde.
Birkaç ay kaldılar, kız terk etti. Evet. Kardeşimiz de bu hale geldi. Evet, her yerde mimarım diyor. Ama siz mesela demişsiniz ya işte olmazdı, biz o yüzden hayır dedik. Yani buna engel olmak da aslında bir tuhaf. Yani niye bu kadar zıt, karakter niye zıt? Ne farkları vardı yani? Hiç ortak önleri yoktu ki. Yani ama... Mesela o neydi de beyefendi de o yoktu ya yani. Ya dördümüz tatile çıktık. Herhalde bize özendiler. Mükemmel bir arkadaşlık. Başladı evet. İlişki öyle. Ha, arkadaş olarak çıktı onlar. Sizin o sevgililik, flört, dans, öpüşmeler. Evet. Onlar dedi ki bizim biz kim yapacağız? Aşkımızı görünce... Ay senin aşkına, bir ne övdün aşkına? Adam bu, kantar işte kaldı burada. Adamı toparlamaya çalışıyorsun. Bugün ben ne kadar? Herkes mütevazı lan. Aynen ya. Oğlum bu Allah adam sizin yüzünüzden böyle oldu ya. Baksana bir şey soruyoruz. Ne diyeyim? Yanlış bir şey demeyeyim. Hayatında ne eksidir Alp olmasa? Alp olmasa hayatımda ne eksidir? Motorumu yıkıyor. Motorumu kendim yıkamak zorunda kalır. Arkadaşlar Alp için bir IBAN numarası falan altta paylaşsak mı yani? Bir yardım kampanyası başlasak ne oldu bu? Yani, motorum yıkıyor ne oğlum? Vay be. 10 lira veriyorum. Sonra işte şey köpük ve suyu 6 lira 4 lira vermiyor, geri vermiyor. Yani. Şey zabıt geldi. Bakın yani. Alp büyük ihtimalle sana yakında gelir. Ve yepyeni küfürler öğreneceksin abi. Hakim bunu tekme olarak dövmezse iyi. Son gününü yaşıyor olsaydın ve tek bir şey yapma hakkın olsaydı ne yapardın? Alp'i mimar yapardım o zaman. Son günde. Son anda. Kostanza ya abi. Yerlisi korkusu olan var mı? Güzelce olmadık. Beyefendi ne var abi senin? Abi biz şimdi elektrik elektronik makine tamiriyle uğraşıyoruz. Bizim bir tane müşterimiz var. Sürekli telefonda görüşüyoruz. Adı Makbule ama sesinin erkek mi kadın mı olduğunu asla anlayamıyoruz. Ve telefonla aradığı zaman efendim hanımefendi ya da efendim beyefendi asla kurulmuyor ve aramaması için dua ediyoruz. Ama adı da Makbule la. Makbule ama yani gerçekten erkek bana soracak olursan. Makbule ismi de erkek olmaz. Gelen giden elemanları da bir türlü soramadık cesaret edip. Peki. Sürekli de o arıyor ama. Bizim şu makine bozuldu. Bunun parçasını göndereceğim. Ne zaman yaparsın? Çok acil vesaire gibi konuşmaları önceden yapıyor. Sonra bizden gün alıyor. Sonra makineye gönderiyor bize. Peki hep arıyor da bir türlü görmediniz mi? Yok hiç gelmiyor abi. Ya büyük ihtimalle ofisinden arıyor. Elemanlığını gönderiyor. Büyük bir mobilya firması var. Oğlum yani kesin kadındır da işte şey. Kadın yani, sigara içen kadınlar oluyor böyle çok kadın. Kalın sesli. Yok abi yok. Israrla değil yani. Kadın değil ama erkek de değil. Bilmiyoruz tabii. Ya benim bir tane yersiz korkum var. O da şey ya burada da aslında geçerli. Böyle sahne etkinliklerinde, tiyatroda, sinemada falan biraz da hiperaktifim. Bağırmamak için kendimi bazen zor tutuyorum. Ne diye? Ya şey var böyle gelmeden önce sanki bağıracakmışım arada. Hani, durduk yere mi? Durduk yere. Sesimi yükseltirsem, ha. Yanımdakine konuşursam rezil olurum. Ha şey mi mesela izliyorsun durduk yere. Allah! Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Hayır bir şey diyesin geliyor. Lan sus. O ben de şeyde ol araba kullanırken lan şuradan kendimi atacakmışım gibi yani. Onun gibi burada da lan höt bir şey de zor tutuyorsun kendini. Doktor var mı aramızda? Bunun sebebini bilen yani. Efendim uzmanlığınız kadın doğum. Siz nerede muayenehane efendim? Ya da hastane? Ben Ataşehir. Ataşehir'de. Ataşehir. İyi bir klinik. Selçuk'ta Ataşehir. Ha Selçuk'ta mı Ataşehir? Evet. Selçuk Fikirtepe değil miydi ya? Eşim de Maltepe. Eşiniz hemen yanı, solunuzdaki evet. Mi? Bu beyefendi. Karı koca tıp. Evet. Çok klas. Yani. Senin mutfağın nasıl? Siz söyleyin arkadaşlar. Yani çok iyidir. Daha yeni ya evet. Noodle mi yaptın? Almıştım. Anadolu'muzun en güzel yemeklerinden bir tanesi. 4 liraya almıştır onu ya. Bu da 7 liraya yaptı. Geçen bir pizza yaptı düşünüyorum. Domino's bile kutu mutlu da yaptırmış. Çok enteresan. Hepsini yaptırmış abi. Birebir yapmış ya. Pizza hut diye bir şey yapmış. Hut diye. Yok güzel yapıyorum hakikaten. Çok şıksınız bu arada. Çok güzel bir arkadaş grubusunuz. Çok renk kattınız. Teşekkür ederiz. Tabii verelim. Eşiniz ne bölümüydü? Eşini sallamıyor. Eşi de yandan verdi. Aldım onun yan tarafa attı. Tamam. Estetik. Estetik. Evet. Genital estetik. Evet. Nerede otururum ben? Hocam, verir misin? Asıl adamı bulduk. Verme. Ver mikrofonu ver. At üstüne. Böyle fotoğrafla mı geliyorlar? Ben böyle istiyorum falan. Şey gibi. Ver. Ya da şey yani yaptıktan sonra böyle hani aynayla olmuş mu falan diye ağzı alıyor. Enseyi mi gösteriyor adam? Göremez ya o yüzden. Ne diyorsun bak, Arzu? Bir de böyle kötü olmuşsanız. Biz böyle şeylere gülüyoruz ama. Gerçekten de mesela düşünsene yaptı. Bunlar gerçek bir şey. Mesela beyazlatma var. Ben biliyorum kendim yapıyorum. Biliyorum Mehmet Hoca. Şu hatta şöyle videosu vardı. Ha. Şöyle ha. Değil mi?
Nasıl, beğendiniz mi? Öyle soruyor. Hanımefendi de göremediği için, o yüzden dedim hani, değil mi? Görmesi için aynı mayna yani. Anlayamadım ben. Ha, yaptığınız işi göstermek için ayna tutuyor musunuz? Nasıl olmuş o anda? Berber gibi yani. Ensesini gösteriyor. Ya da bir ayna yoksa, Hüseyin abi gel baksana bak. Ama öncesini de göster falan diye. Öyle mi oluyor? Resimler üstünde gösteriyoruz. Nerede? Resim. O an çekip. Tek, evet çekip. Hasta onay verirse tabii ki. Kendi telefonuyla. Kendi telefonu ya da bizim telefonumuz. Ya da canlı yayın açayım Instagram'dan oradan. Arkadaşlarınız da baksın bakalım. Arkadaşlar tamam mı? Devam edelim mi? Ya, neler yaptırıyorlar ki? Neler var yani şey olarak? Tıbbi tabii konuşuyoruz. Tıbbi olarak söylüyorum. Neler var? Ya iç dudak... Hocam, labioplasti dediğimiz labium minörleri küçültme var. Vajinal daraltma var. Ha, dış vajinal. Dudağa yağ enjeksiyonu var. Mikrofon ağzına mı? Daraltma diyorduk. Bu arada tıp konuşuyoruz abi. Yapıyoruz işte. Hayır, senin gülmemen lazım. Sen niye gülüyorsun? Doktora bak ya. Hocam daraltma. Ya siktir hele. Lan bunu ben nasıl daraltacağım diye. Bunu dikmek lazım. Ne de? Köprüye bunu oraya, köprüye falan. Bağlıyor, hadi. Hocam, şey bir iş. Zor, özel bir iş yapıyorsunuz. Evet. Zor bir iş. Ya benim için keyifli. Hakikaten yani severek mi yapıyorsun? Ne güzel şey. Ben bulmaca çözer gibi hissediyorum kendimi. Çünkü... Şengel. Labioplastik konusunda özellikle, iç dudak estetiğinde. İsterseniz ben size resimlerle anlatayım. Hatta yansıtalım şöyle arkadaşlar da görsen. Peki, hastalarını da tanır mısın hocam? Hayır. Aa, Nuriye ya. Sebahat. Senin şey neydi? Makbule. Makbule. Makbule bir gösteriyor. Aynen. Erkekmiş ya falan diye. Makbule'nin orada erkek olduğunu öğrenmek kötü olur yani. Tam o anda. Gösterebiliyoruz. Ha, onları gösteriyorlar. Aa, ben bu şaka zannettim. Yok, katalogda bayağı var gerçi, görüyor. Evet. Ciddi misin? Yasal olarak ciddi suç. Ama böyle dosya var böyle mavi klasör. Böyle, aa, bu değil. Öyle değil, ay. Kocasını getirmiş, aşkım hangisi olsun? Öyle mi? Ya öyle gelenler de var. Valla mı? Ulan ben şaka. Ulan bir şey diyeceğim, ben bunu şaka yaptık zannettik. İşte ben de sordum sana böyle bunu istiyorum diye. Gerçekten öyle. Gerçekten var. Biz de ona açıklama yapıyoruz. Bu saç kesimi değildir diyoruz. Yanlardan alalım hocam, kocası gelmiş. Ortayı bırak. Amerikan amcası. Çok saçma. Nasıl ya? Ya çok saçma değil mi? Bana mı saçma geliyor? Hiç duymadığım şeyler bunlar. Hocam, hakikaten beyine gelen var mı? Var. Labioplasti ameliyatını işte genital estetikle ilgili işlemleri anlatmam hastaya bir saat civarında sürüyor. Erkek yanındaysa yani eşi yanındaysa anlatmam daha kolay oluyor. Çünkü üç boyutlu düşünme erkeklerde biraz daha iyi. Anlamadıkları konuyu eşlerine de sorabiliyorlar daha sonra. Ya daha çok gördük. Ya şu Ivana gibi diyorum hocam, sana attım ya motora bunu. Bu arada sadece daraltma da yok yani, başka şeyler de var. Yani iç dudak, dış dudak, dış dudak. Pardon, özür dilerim. Labium minor, labium major, işte vajinal daraltma, yağ enjeksiyonu. Evet. Hocam sen sanki hastanın önünde iç dudak, dış dudak, vajinal daraltma. Size ne lazım? Genişletme. Evet yengem buyur, abimi de al gel abi. Abimi de al gel. Abi. Bak yengem bu, hani böyle mesela tezgahtar oluyor ya, yengem bunu giyer diye. Pantolon atıyor ya. Yengem hiç dış dudağa gerek yok. Hiç yeter yengem. Bak yengeme şunu yapacağız. Bana. Burada yayınlanacak, ya yani yayınlanmayacak bir şey yok bence. Bence de yok. Da. Bence tamam, de yok canım. Bilemedim bunlar. Yani. Biz hatta çok İsim konuştuk. Geldi ya, Beyaz Atma uzmanı gelmedi mi oğlum? Tabii tabii, Beyaz Atma uzmanı konuştuk ha. İçeride şimdi. O gün çok konuştuk. Sonra Ergenekon'dan aldılar, onda bir şey yok yani. Yapma abi, ne olacak? Bence çok da, bilmiyorum işlerin nasıl ama... İşlerim iyi. İyi mi? Şey. Yani evet. Sana, seni gören çok da... Evet. Sana gören... Bana gelsin. Peki, ya affedersin, özür dilerim. Bazı böyle patavatsız arkadaşlar vardır. Mesela senin dükkana lank diye girerler, tamam mı? Mesela diyelim, kıraathane var. Jöle sürmeye girer, berbere falan. Ha, berbere girer, jöle sürer. Vay, Orhan abim, aman ne sigaraya. Senin muayenehaneye öyle girmek ayıp olur değil mi? Tek kişi olarak alıyorum hastaları. Tek tek alıyorsun hastaları. Evet, diğeri erken gelen olursa aşağıda lobide bekliyor. Danışan. Danışan mı deniyor ona?
Daraltan. Son bir şey sorabilir miyim? Daraltan Funda Hanım. İç meme. İkiniz biri... İç dudak mıydı? İç dudak. Ne yapayım? Buraya meme koydurmuş. Hocam buraya ben meme koy. Ben hepsini tek yerde istiyorum. Paket olsun benim işte. Oraya çık, burayı in. Yoruluyor şimdi. Her şey aynı yerde toplayalım. İyidir tabii de. Burası bir seks ya. Çok güzelsiniz. Bunu böyle şeyden konuştuk. Yani bilimsel konuştuk. Bilimsel. Olur. İyi miyiz? İyiyiz. Gelsek bizi haşlamazsın değil mi orada? Muayenehanede. Düzeltirim. Neyimiz açalım? Araya bir iç dudak yapar mıyız? Değil mi şöyle? Ya sizler iyi dış dudak olur. Ben de mi dış dudak? İkiniz. Ha, ikimiz de dış dudak. İkimizden bir dudak mı? Böyle duracak mıyız böyle? Abi bizi koydu buraya yana. Sorsana G noktası var mı? Evet onu soracaktım tam biliyor musun? Hocam yıllardır merak edilen bir soruyu sormak istiyorum ben. Uzmanı olduğunuz için yıllardır. Ama değilseniz de ben bu konuyu bilmiyorum diyebilirsiniz. Ya bir şey var. Yıllardır arıyoruz biz. Erkekler olarak. Bu G noktası nerede? Ona yönelik yapılan işlemler de var. Burada söyleyeyim hiçbir işe yaramıyor. Bunu da yayınlayabilirsiniz. G noktası büyütülmesi, G noktası enjeksiyon diye. Daha önceleri ben yapıyordum, şimdi artık yapmıyorum. Niye? Geri çok... dönüş iyi değil. Bunu niye büyütmek istiyorlar? Daha çok... G noktası. Her yerim G olsun böyle. Buralarımdan gözüksün ya. Bulamıyor kocam. Bilirsin 20 yıldır. G noktasının büyütülmesiyle işte cinsel... hazzı arttırmak için. Orgazm kalitesi arttığını iddia ediyor. Ama artmıyor. Evet, çok işe yaramıyor. Allah Allah, millete bak neleri peşinde ya. Bulmuş da şeylisin her yani, yerine derler ona. Onun yerine vajinal daraltma yaptırmak daha mantıklı. Benim, bak şimdi yıllardır seks yapıyoruz. Şimdi, benim hiç aklıma... Ya şu senin G noktasını... Her yere yayalım mı? Kolunu tutayım. Her yere yayalım. Kendini ayağının altına koydursana G noktasını. eyvallah hocam çok güzelsin. Teşekkür ederiz. Edirne'den geldik. Çok seviyoruz sizi. Ya çok sağ ol. Hayat. Büyük harfle yorum yazıyoruz. Küçük harfle yorum yazıyoruz. Onları hatırlatma. Trendlere girmenizi istiyoruz. Ya canımsın ya. Aynen elbirleri hocam şaşırdım. Mesut vallahi Süredi Fazlı Bey'in eşiyle katıldığı bölüme gelmiştik eşimle beraber. Canlı izlediniz. Ha, canlı izlemek için gelmiştik. Oradaydın. O zaman Fazlı'nın daha Instagram'ı yoktu biliyor musun? Şimdi doğru iki değil mi? Tane evet yoktu o zaman yoktu. İlişki test. Fazlı Polat. Şimdi iki tane. Orada yaptığını bak burada yaptığını. Arkadaşlar Fazlı Polat dediğimiz insan ki insan mı falan diyor. İnterneti yoktu adamın. O kadar çok sevildik ilişki testinde. İnternetim yoktu. İnterneti. Aradın ya oğlum. Hep AK Parti sayesinde geldi bu arada. Çok güzel. Ya biz yağ kuyruklarında beklemiyor muyduk falan. 180 tane yumurtayı unutmuyorum. Mesut Süre'de. Siz unutmuşsunuz galiba. 6 tane 30'lu yumurta almışsınız. Ha ilişki testini konuşuyoruz. Ha okey. Cem'in o gün yumurtası yoktu. Bak şimdi bu geldiği noktalara bak. Sen peki bizim için mi geldin Edirne'den? Evet sizin için geldim. Ne güzel ya. Kimle geldin? Eşimle. Ay çok güzelsiniz ya. Karşı tarafı etkilemek için söylediğin ilk yalan. Eşim o zamanki erkek arkadaşım dedi ki sana ayakkabı alacağım. Kaç numara giyiyorsun? Yeni böyle sevgiliyiz. Hmm. Ben de 39 numara ayakkabı giyiyorum ama çok böyle şey geldi. 39 demek. Büyük mü? Oha kıza bak hani 39 mu giyiyor? Dedim ki 38 giyiyorum ben dedim. Sonra o ayakkabı hep böyle sıkıyor beni. Sürekli o sıkan ayakkabıyı giymek zorunda kaldım. Amına biri gidiyor. Ellerine gelmiş. Aşkım. Böyle gelmiş. Öyle bir yalan söylemiştim yani. Böyle daha minnoş çıtı pıtı. Hayatım olsun. Madem atacaksın 36 falan da seni. Sen ama onu hiç 38. giyemezdim ki. Sonra itiraf ettim tabii evlenince falan. İtiraf ben gerek kalmamıştır canım. Akşam görmüştür. Ayaklar yani. Şişince anlamıştı o. Yorganı kaldırdım. Ya beni bu kadınla mı evlendin? Bu nedir? 39'a değil abi. Bir de şişince iyice 42 falan çıkmıştık. Sonra eşimin ayakkabılarını kullanıyorum. Şöyle köseleyle gelmiş. 38'i birleştirip tek ayakkabı diye giyiyor. Sekerek geliyor. Bugün fanus sorularına cevap verenlerden kim akılda kaldı? Kim? Mimar. Bence de ya. Mimar Alp, kaldın Alp. Ya. Şu Alp. Hayatta bir şey kazan bari. Artık motor yıkama bel. Zaten en azından bunları... bir 25 kere bunun motorunu yıkamazsın. Şöyle. Gel ben geliyorum oğlum. Ah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Bravo. Sağ olasın. Çok güzelsin. İnşallah bir mimarla evlenirsin oğlum. Sen de aslında olabilirsin. Niye böyle bir beklentin başkasından? Yaş 35 olan. Sen 35 yaşında mısın? Oo. Hiç göstermiyorsun kanka. Sen onu verirken Alp amcam hayırlısı olsun inşallah bardan
Ben de yazıktır, amcaya verilmeyecektim. Benden küçük sen ya. Alp, seni çok sevdik. İyi ki geldin, sağ ol. Vallahi Alp, çok teşekkürler. Sadece hani burada bu kadar geldik, bir tek Alp'i sevdik gibi olmasın. Arkadaşlar, buraya gelmeniz gerçekten çok kıymetli. Bizim işimiz seyirciyle yapılan bir iş ve seyirci var diye yapılabilen bir iş. Her zaman söylüyoruz bunu. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Bu program bizim için çok ümit vaat ediyor. Özellikle nihayet iyi bir şekilde çekebiliyor olduğumuz için çok mutluyuz. Sesimiz YouTube'da bizi izleyenlere gidebiliyor. Biletlerimiz Biletix'te. Efendime söyleyeyim. Bardaklarımız yakında geliyor. Ve normalde ikinci el telefon, normalde piyasada 1500 lira. teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için. Sizi çok seviyoruz. Çimen, var mı söyleyeceğim bir şey? Çimen Show YouTube kanalını takip ederseniz. Abone olalım. Abone olursanız, o çanı tıklarsanız. Şey çok önemliymiş, bildirim geliyor ya, Perşembe 18'de. Hı. Bildirim geldiği gibi izlemeniz lazım. Evet. Yani full izlemesen bile ona tıklamak çok önemliymiş. Biz böyle her duyduğumuz bilgiyi canlı anlatıyoruz ya, böyleymiş. Bir de büyük harfi yazacakmışız falan diye, ona nasıl götürüyoruz? Her şeye inanıyoruz ya, valla saf gibi her şeye inanıyoruz. Bittiyse çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki siz geldiniz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sizi seviyoruz, valla. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sağ olun, sağ olun.